Canlarım selam, ben Emre Hocanız, kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar mal TYT Matematik Soru Bankası'nda. Arkadaşlar sarmal test 23 kitabımızın son testindeyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi Mert'in 2 veya 3 bölmeden oluşan legoları varmış arkadaşlar. Mert elindeki bu legoları doğrusal olarak yan yana rastgele dizince oluşan görüntünün bir kısmı aşağıdaki gibi olmuştur. Mert tüm legolarını dizdiğinde legolardaki toplam bölme sayısının 83 olduğunu saymıştır. Peki buna göre Mert'in dizmiş olduğu lego sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Peki canlarım gelin üçlülerin sayısına x diyelim, ikililerin sayısına y diyelim. Toplam lego sayısı 3x artı 2y eşittir 83 geldi. Şimdi dikkat ettiğin zaman burada ne yapıyorsun? Hemen şuna bir değerini verirsek 3 gelir. Karşıya atarım 80 gelir. 2'ye bölerim 40 geldi. Peki 1 ile 40'ın toplamı 41. Acaba 41 olabilir mi? Bunu sonra yorumlayacağım. Bu bir dursun. Şimdi mesela ne yapıyorduk? Bunu 2 artırıyorduk. Burası 3 oluyordu. Bunu 3 azaltıyorduk. 37. Topladın kaç geldi? 40 geldi. Bunu 2 artırıyorduk. 5 geldi. Bunu 3 azaltıyorduk. Kaç geldi? 34. Topladın kaç çıktı? 39 geldi. Peki yine aynı mantıkla bunlar böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakın hemen şöyle göstereyim. Bir tane daha azaltalım. Şöyle olsun. Mesela kaç gelecek burası? 7. Burası kaç gelecek güzel insanlar? 31. Topladın kaç geldi? 38. O zaman bu ardışık olarak azalıyor arkadaşlar, değil mi? Yani şıkların 29 da olabilir, 32 de olabilir, 35 de olabilir, 39 da olabilir. Hatta 29'u göstereyim. Şurası 25. Tamam mı güzel insanlar? Şurası 4. Çarpalım 75. Çarpalım 8, toplayalım 83. Mesela 29'a kadar gelebiliyor. Ama hocam bunların hepsi şıklarda var. Hangisi olamaz? Cevap 41 olamaz. Peki niye hocam? Çünkü dikkat ettiyseniz başlangıçta şekilde zaten en az 2 tane şu kırmızı legolardan var. Yani şuradaki değerin en küçük değeri bir kez 2 olması lazım. Anlaştık mı? Bak x dediğimiz ifadenin 2'den büyük eşit olması lazım. O zaman burada x 1 olamaz. 1 olamadığı için 41 değeri de gelemez. Cevap E şıkkı çıkar güzel insanlar. Geçtik ikinci sorumuza, hemen sorumuzu okuyalım. Bir markette bulunan 108 santim uzunluğundaki raflardan birincisine hiç boşluk kalmadan A tane meyve suyu kutusu, ikincisine hiç boşluk kalmadan B tane meyve suyu şişesi yan yana konulabilmekte arkadaşlar. Bir kutunun eni 10,8 santim, bir şişenin taban çapı 7,2 santim olduğuna göre A artı B nedir? Şimdi güzel insanlar burada ne yapacağız? O zaman 108'i geleceğiz. Canlarım şuradaki 10,8'e böleceğiz. Dikkat ettiyseniz kaç katı? 10 katı. O zaman burada 10 tane böyle kutu koyabilirmişiz. A dediğimiz ifade 10 geldi. Şimdi ne yapacağız? 108'i geleceğiz. Bir de 7,2'ye böleceğiz. Dikkat ederseniz burası direkt 15 geliyor ama ben size göstermek istiyorum. Burası 108 bölü 72 bölü 10 gelir güzel insanlar. Dikkat, 36'ya bölündü 3 geldi. 36'ya bölündü 2 geldi. 2 ile 10 sadeleşti 5 geldi. Ters çevirip çarparsam 15 çıktı. B dediğinde 15 geldi. A ile B'nin toplamı da 25 çıkar güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. A ve B gerçel sayıları için mutlaka eşittir A artı 1. O da eşittir mutlak B bölü 1 eksi B. Olduğuna göre A artı B toplamı en çok kaçtır? Şimdi canlarım burada ne yapacağız? Hemen sorumuza baktığımız zaman yorumlarımız şöyle başlayacak. 1. Burada A artı 1 dediğin ifadenin büyük eşit 0 olması lazım. Çünkü mutlak değerin sonucuna eşit ya. O zaman buradan A büyük eşit ne geldi? Eksi 1 geldi. Peki şöyle çözelim. A dediğin ifade A artı 1, yani dışarıya aynen çıksa buradan 0 eşittir 1 gelir. Bu ifade sağlamaz. Demek ki benim buradaki A sayım negatif bir sayı olmak zorunda ki bu dışarıya eksi A olarak çıksın. A artı 1 geldi. Buradan eksi 2A eşittir 1. A dediğin değer eksi 1 bölü 2 geldi. Bu zaten tek değer. Şimdi geldik A yerine eksi 1 bölü 2 yazarsam eksi 1 bölü 2 artı 1 eşittir mutlak B bölü 1 eksi B çıktı. Burada ne yapacağız? Şurası kusura bakmayın. Eksi 1 bölü 2 olacak. Yazmamışım. Şimdi şurayı bir düzenlersek buranın sonucu 1 bölü 2 çıktı. Burası da ne geldi? Mutlak B bölü 1 eksi B çıktı. Şimdi mutlak değer karşımızda. Ben bunu dışarıya bir artı olarak çıkaracağım. Bir eksi olarak çıkaracağım. Yani şöyle bir şey olacak. 1 bölü 2 eşittir. Artı olarak çıkarsa B bölü 1 eksi B gelecek. Eksi olarak çıkarsa 1 bölü 2 eksi B 1 eksi b gelecek. Peki işler dışlardan burası 1 eksi b eşittir 2b ise
B buradan 1 bölü 3 çıktı. Şimdi burada işler dışarı yaptığın zaman 1 eksi B eşittir eksi 2B. Attığın karşıya 1 eşittir eksi B. B eşittir. Buradan eksi 1 geldi. Biz o zaman bu toplamın en büyük olmasını istiyorsak mecburen B yerine 1 bölü 3 alacağız. O zaman 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 2 yani A değerini toplarsak buranın en büyük değeri de eksi 1 bölü 6 B şıkkı gelirmiş güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza. Yukarıdaki 3 farklı tip ABC tencerelerin her birinden 2 adet bulunan bir lokantada müşterilere bu tencerelerde pişirilen et ve sebze yemekleri sunulmaktadır. Lokantada her gün pişen yemekler aşağıdaki gibidir. İzmir köfte, Elbasan tava, tas kebabı, tirit, yaprak sarma, karışık kızartma. Bu lokantada C tencerelerinde sadece et yemekleri. Şimdi burada bir duralım arkadaşlar. Bizim aslında toplam kaç tane tenceremiz var? 6 tane tenceremiz var. Her birinden 2 tane olduğu için şunlar A olsun, şunlar B olsun biraz daha büyük. Şunlar da C tencereleri olsun güzel insanlar. Şöyle çizdik tamam mı? Şurası bizim A tencerelerimiz, şunlar B tencerelerimiz, şunlar da C'ler. Şimdi C'de pişenlerde et yemekleri. O zaman burada et yemeği varmış, burada et yemeği varmış. Bunu yazdım. Peki A tencerelerinin birinde et, birinde sebze. Burada et var, burada sebze var diyelim. Sonra geldik B tencerelerinin de mecburen birinde et olacak, birinde sebze olacak. Şimdi bunları yazdık. Peki buna göre herhangi bir müşterinin aşağıdakilerden hangisini seçme olasılığı daha fazladır? Toplam 6 tane tencerem var. A tenceresinde pişen et yemeği o 1 bölü 6 olasılığa sahiptir. B tenceresinde pişen et yemeği o da 1 bölü 6'dır. C tenceresinde pişen et yemeği arkadaşlar orası 2 bölü 6'dır. Çünkü C tenceresi 2 tane ve ikisinde de et olduğu için 2 bölü 6. A tenceresinde pişen sebze yemeği 1 bölü 6. Geldik buraya B tenceresinde pişen sebze o da yine 1 bölü 6'dır. O zaman en büyük C tenceresinde pişen et yemeğidir güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. Çok tatlı bir soru arkadaşlar. Hemen sorumuzu okuyalım. Şekil 1'de vitesli bir bisikletin ön ve arka dişleri görülmektedir. Bisikletin küçük ve büyük vitesiyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Büyük viteste atılan tam pedal sayısının tekerleğin dönme sayısına oranı 2 bölü 3'tür. Tamam. Küçük viteste atılan tam pedal sayısının tekerleğin dönme sayısına oranı da 2 bölü 1'dir. Bir tekerleğin çevresi de 1,2 metreymiş. Buna göre şekil 2'deki tepeye küçük viteste çıkıp büyük viteste inen bir bisikleti toplamda kaç tane tam pedal atar? Şimdi canlarım biz ne yapıyoruz? Burayı küçük viteste çıkıyoruz, büyük viteste de iniyoruz. Acaba burada 54 metrede küçük viteste gittiğimiz zaman kaç tane dönme var onu bulmamız lazım. Ne yapacağız? Tabii ki çevreyi kullanacağız. 54'ü aldık, 1,2'ye böldük. Ben burayı şöyle yazmak istiyorum. 54 bölü 12 bölü 10. Canlarım ters çevirip ne yapacağız? Tabii ki çarpacağız burayı. Dikkat, 6 ile sadeleşir. Şurada 9 kalır. 6 ile sadeleşir. 2 kalır. Şunlar gider. 5 kalır. O zaman 45 kez dönecek. Şurası dönme. Tamam mı? Geldim. 45 defa dönecek dedik. Şimdi aşağı inerken 36 metremiz var. Biz burayı ne yapıyoruz yine? 1,2'ye bölüyoruz. Burası 36 bölü 12 bölü 10 arkadaşlar. Şimdi ters çevirip çarparsam şöyle göstereyim. Şunlar sadeleşecek. 30 tane dönme olacak. Şimdi burada ne yapmıştı? Büyük viteste atılan tam pedal sayısının tekerleğin dönme sayısına oranı 2 bölü 3 demişti. Geldik pedal sayısı dedik. Dönme sayısı büyük yer ikinci unutmayın. Şurası 30. Bu oran neymiş? 2 bölü 3'müş. Dikkat edersen içler dışlardan 3 tane pedal eşittir 60'sa pedal buradan kaç geldi? 20. Şimdi geldim buraya. Küçük vitesteki pedal sayısının buradaki dönme sayısının oranı 45'e. Bu sefer neydi arkadaşlar? 2 bölü 1'di. Yani 2 bölü 1 yazdım. Burada pedal sayısı 90 çıktı. Bunların toplamını istemiş. 110 da cevap geldi. Gerçekten 5 yıldızı hak eden sorulardan birisi diyebilirim. Geldik 6. sorumuza. Merkezleri O noktası olan dairesel bir koşu pistinde her bir koşucu daima siyah renkli çizgiler üzerinde sabit hızlarla koşacaklardır. Şimdi O, A, B, C noktaları doğrusal. Burada bir ilişki verilmiş. Peki 6, 3, 2 nerede eşitlenir? Tabii ki 6'da eşitlenir. O zaman şuranın eşitlenmesi için 6R'de ne yapacağız? OA uzunluğuna 3R diyeceğiz.
Geldik buraya. BC uzunluğuna 2R, yani şurası 2R ve son olarak geldik buradaki AB uzunluğuna da R dedik. Peki şimdi A noktasındaki koşucunun hızı B noktasındaki koşucunun hızının 1 bölü 3'ü. O zaman A noktasındaki koşucunun hızına ben x ya da v dersem, şöyle v diyeyim. B noktasındaki koşucunun hızı 3v olacak. Peki C noktasındakinin 1 bölü 5'i ise o zaman C de 5v geldi. Şimdi güzel insanlar, burada pistlerin hemen çevreleriyle ilgili yorum yapmamız gerekiyor büyük bir ihtimal. O zaman burası 3R olduğu için şu en içteki pistin tamamı çevresi 3x olsun. Geldik buraya. Şuradaki 4R olduğu için ortadakininkinin çevresi 4x olsun. En dıştaki de 6 olduğu için şurası da 6x oldu. Şimdi 6x, 4x, 3x hızları da bulduk. Peki arkadaşlar, 3 koşucu aynı anda oklarla belirtilen yönlerde koşmaya başlıyorlar. C noktasındaki koşucu bir turnu tamamladığında B noktasındaki koşucunun bir turnu tamamlamasına 48 metre kalmıştır. Şimdi arkadaşlar, burada süreler eşit, tamam mı? Bak, süreler eşit. Gelin bunun hemen notunu alalım. Çünkü buradan ekmek yiyeceğiz. Ne yaptık o zaman? Biz buradaki C koşucusunu 6x'lik yolunu aldırdık. Hangi hızla? 5v hızıyla. O zaman bunu 5v'ye böldüğün zaman, hani yolu hıza böldüğün zaman neyi bulursun? Süreyi bulursun. Şimdi geldim buraya. B noktasındaki koşucunun 48 metresi kalmış. O zaman 4x eksi 48 yol gitmiş. Hangi hızla? 3v hızıyla. Burada v'ler birbirini götürecek güzel insanlar. Çarparsam 18x, çarparsam 20x eksi 48 çarpı 5 olsun. Bilerek orayı çarpmadım. Bunu buraya atalım. Bunu buraya atalım. 2x eşittir 48 çarpı 5. Burada 2 ile 48 sadeleşti. 24. X burada ne geldi? 120 geldi. Şimdi canlarım, buradan çıkan sonuç şu. Buranın çevresi 720. Buranın çevresi 480. Buranın çevresi de 360. Biz ne yaptık? 720'yi 5V hızıyla tamamladık. Bak, 5V hızıyla tamamladık. 5V hızıyla 720 yol gittiyse buradaki arkadaş V hızıyla ne kadar gidecek ona bakıyoruz. Çünkü A noktasındaki koşucu kaç metre koşmuştur onu sormuş. Peki 5'te 1'ini alacaksın. 5'te 1'ini aldığın zaman zaten eşitlenecek. X dediğin ifade 720 bölü 5'ten, yani 144 gelir. Cevap da C şıkkı çıkar güzel insanlar. Geçtik 7. sorumuza. Selim Pascal üçgenini yazıp 101 sayısının kuvvetlerini o satırda bulunan en soldaki bir rakamının dışındaki rakamların hemen soluna 0 yazarak oluşturabileceğini fark etmiştir. Arada kalan iki basamaklı sayıların ne yapmış arkadaşlar? Soluna 0 yazılmayacaktır demiş. Selim bu işlemi 101'in 5. kuvvetine kadar aşağıdaki gibi yapmış. Bak, dikkat ettiniz mi? Şurada iki basamaklı sayıların sol tarafına 0 yazmıyoruz. Sağ tarafında burada var arkadaşlar. Kuralı en çok 101 üzeri 7'ye kadar kullanabildiğini fark eden Selim, 101 üzeri 7'ye eşit olan sayının değerinin bu sayının tam ortasında bulunan rakama bölümünden kalanı kaç olarak bulur diye sormuş. Şimdi güzel insanlar, biz başlayalım. Önce şuraya 1 yazalım. Buraya 1 yazdık. Buraya 1 yazdık. Şimdi geldik arkadaşlar, şuraya 1 yazdık. Şuraya 2 yazdık. Şuraya 1 yazdık. Buraya 1 yazdık. Buraya 3 yazdık. Buraya 3 yazdık. Buraya 1 yazdık. Bura 1 oldu. Şöyle 4 geldi. Şöyle 6, 4 ve 1 geldi. Burası 1, burası 5, burası 10, burası 10, şöyle 5, şöyle 1. Şimdi geldik bura 1, bura 6, bura 15, burası 20, şöyle 15, şöyle 6, şöyle 1. Zaten buraya kadar yazmıştı. Şu an burası arkadaşlar 5. Şurası 6. Son satırdayız. Bura 1, burası 7, şurası 21, burası 35, şöyle 35, böyle 21, şöyle 7, en son 1. Şimdi canlarım, ne yapacağız? Gelin sıfırları yerleştirelim. Buraya sıfır yazabiliyorsun, buraya yazamıyorsun. İki basamaklının soluna yazamıyorsun. Buraya sıfır yazıyorsun, buraya sıfır yazıyorsun. Sağ tarafına yazabiliyorsun. Burada da zaten görselde gösterilmiş. Peki bizim şuradaki son satırımız kaç basamaklı arkadaşlar? Önce onu bir hesaplayalım. Baktığın zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 basamaklı. Bunun o zaman ortancası nedir arkadaşlar? Ne yaptık? 7 bir taraftan, 7 bir taraftan 14. Yani 8.'si bizim ortancamız. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani biz 101 üzeri 7 sayısının arkadaşlar 3 ile bölümünden kalana bakacağız. Peki burada size eski bir modüler aritmetik özelliği var. Onu anlatmak istiyorum. Mesela
101 sayısının tamamı rakamlarını topluyoruz zaten 3 ile bölümünden kalana bakarken öyle yapıyoruz. Ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. İşte buradaki 101 üzeri 7 sayısına bakmaktansa 2 üzeri 7 sayısına bakmanız yeterlidir. Aynı mantığa gelir. Peki hocam, bunun daha farklı bir benzerini bize hani öğrettiniz mi önceki testlerde? Öğrettim. Mesela ne yaptım? Şöyle size şu sayıyı yazalım. Ne oldu burası? 106.248. Bu sayının işte 4. kuvvetinin 5 ile bölümünden kalan nedir? 5 ile bölümünden. Ya gidip bunu 4. kuvvetini almıyorsun ki. Bu sayının birler basamağı 8 olduğu için 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Sen 3 üzeri 4'e bakarsın. Mantık odur. O zaman biz ne yaptık? 2 üzeri 7'ye bakıyoruz. 2 üzeri 7 128'dir. 128'in 3 ile bölümünden kalan rakamlarını topladım. Kaç geldi güzel insanlar? 9, 11 geldi. 11'in 3 ile bölümünden kalan da kaç çıktı? 2 çıktı. Cevap C şıkkı geldi. Gerçekten sağlam sorulardan biri diyebilirim. Güzel insanlar, burada şu bilgiyi hatırlattığım için şu an çok mutluyum. Canlarım, geçtik artık kitabımızın son sorusuna. Koskocaman bir mağazayı geride bıraktık ve gelin son sorumuzu da çözelim. Burada sonlandıralım. Bir teknomarkette dikdörtgenler prizması şeklindeki özdeş telefon kutularından yeterince vardır. Görevli kutuları 80 santim uzunluğundaki iki tane rafa aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. Kutular birinci rafa 3 tane enine, bir tane boyuna şekilde konulurken ikinci rafa bir tane enine ve iki tane boyuna şekilde konulmuştur. İkinci rafa dördüncü bir kutu enine ya da boyuna bir şekilde konulamamaktadır. Buna göre bu kutulardan birinin eni santim olarak aşağıdaki açık aralıkların hangisinde bulunur? Şimdi arkadaşlar, gelin enine E diyelim, boyuna da B diyelim. O zaman burada ne yaptık? 3 tane E artı 1 tane B dediğin ifade 80'e eşit. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Burada E yazdık, B yazdık, B yazdık. Buradan çıkan sonuç E artı 2B dediğin ifade de 80'den küçük gelecek. Şimdi canlarım, biz burada hemen N ile ilgili bir yorum yapmak istiyoruz. O yüzden şuradaki B'yi yalnız bırakalım. B dediğin ifade 80 eksi 3'e geldi. Şimdi bunu hemen gidip buradaki yerine yazalım. O zaman E artı 2 çarpı 80 eksi 3E küçüktür 80 geldi. Buradan E artı 160 eksi 6E küçüktür ne gelecek arkadaşlar? 80. Bunu attım buraya, 80 küçüktür arkadaşlar, ne geldi? 5e, o zaman 16 küçüktür e geldi. Yani bizim n dediğimiz ifade 16'dan ne olacak? Tabii ki büyük olacak. O zaman şimdi burada B şıkkı bir kez gitti, C şıkkı gitti, E şıkkı gitti. Cevap ya A ya D. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Biz bir tane E daha ekleyemiyormuşuz, tamam mı? O zaman şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Yaparız. 2 tane E artı 2 tane B de bu sefer 80'den büyük olacak. O zaman canlarım, yine aynı mantıkla B yerine 80 eksi 3E yazalım. 2E artı 2 çarpı 80 eksi 3E büyüktür 80 yazdım. 2 tane E artı 160 eksi 6 tane E büyüktür buradan 80 geldi. Karşıya attığın zaman 80 büyüktür buradan 4E gelir. 20 büyüktür E gelir. Demek ki E'nin alabileceği en büyük değer de 20, 16 ile 20 arasındadır. Cevabımız A şıkkı gelir. Gençler, kendinize çok iyi bakın. İnşallah istediğiniz hedeflere ulaşırsınız. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın tekrardan.